Merhaba. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. İlk turda çok renk attın yeteneksizliğinize. Nasıl tepkiler aldın Fransa'da? Vallahi abi herkes tanıyor beni ya. Meşhur oldun mu? Oldu. Dönercilerde yiyince içecek beleş. Peki yalnız sen biraz yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Patronla biraz hafif sallamıştın. Abi şimdi patronla artık ex patronum. Ben de inan öyle tahmin etmiştim. Ya yani o kadar çünkü geniş konuştun ki o genişlik patronda yoktu herhalde. Ama samimiyetime dayanarak bir pazar günü işte performansımı bakıyordum kendime. Biter bitmez beni arıyor. Bana diyor işte gel paranı al bir daha gelme. Yayından sonra mı kovuldun? Hemen. Abi ne oldu diyor. Sen niye Konyalı diyorsun diyor. E Romalı mısın? Konyalısın yani. Niyetim kötü değildi. İşte bir daha dönercime gelmedi. Ben de dönerin ölmüyordum. Onun için hiç ben nerede ekmek var oradayım sorun yok yani. Artık orada ekmek yok yani. Ya yani sen yayına çıktın, çıkar çıkmaz vedalaşmak zorunda kaldın. Ne? Ya vedalaşma da değil, seni görmek istemiyorum dedi. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Hayır ben yani senin o konuşmaları dinlediğim zaman hani dedim ki ya patronun üzerinde akıl almaz bir ağırlığı var ya da yayınlandığı anda kovulacak dedim. Ama abi ben onu bir senedir tanıyorum, abi kardeş gibiydik. Ama yaptı yanlış bence. Kendi de biliyor. Çünkü ben her kavramı... Kendi niye biliyor? Çünkü ben en çilesini çektim. Şimdi... Abi... Mehmet, yalnız bir dakika. Adamı sen yani milyonlara şikayet etmiş oldun, milyonlara. Şu anda da devam ediyorsun hatta yani. Burada yayınlanacak. Ayıp edecek bir şey yok ki. Artık yok. Abi, şimdi bu saç ektirmiş. Bana günde 5 kere soruyor. Mehmet şuramdan saç çıktı mı? Mehmet buramdan saç çıktı mı? Psikolojim bozuldu. Sürekli. Herkese soruyor, personele de soruyor. Canımızı su etti. Adamlar doğruyu söylüyorlar. Yok abi çıkmamış diyorlar. Ben de morali bozulmasın diye abi her sorduğunda inanılmaz şekilde saçın çıkmış diyorum. Saçım çıkmış dediğime rağmen beni işten çıkardı. Mehmet'in patronu yani özür diliyoruz. Çocuk çok dertli yani biz de beklemiyorduk bu derece konuşacağını. Ama isminizi söylemedik o yüzden rahat olabilirsiniz. Yeni saçlar hayırlı olsun bu arada yani. Çıkmayan saçlar. Eser bir de şöyle. Çıkmayan saçlar. Hani şey diyormuş. Oramda çıktı mı buramda çıktı mı? Nerede saç ektirmiş? Nerede çıkacak? Günde 5 kere. Evet. Abi peki, şimdi... Geçelim onu şimdi. Artık o geride kaldı değil mi? Ne oldu peki ondan sonra? İnternetten bir sürü kız ekledi beni. Oley! Buldun mu peki? Buldun mu? Ya ben de işte kendi çapımda önelemeleri yapıyorum. Haftaya ikinci tura geçeriz. Süper. Ya bak gerçekten süper. Yani cuk espriler bunlar. Hani seni tebrik ediyorum. Espri yapmıyor ki. Espri yapmıyor. Evet. Ya evet gerçekten öyle. Doğal halim. Doğal halindeki zekaya hayranım. Konuşup işten kovmuş adam. Son derece ağlamaklıydın işte ben kimseyle evlenemiyorum. Bana kimse kız vermiyor. Şimdi ön elemeler, ikinci turlar. Of. Maşallah, maşallah. Bir kız var. Aha. Eyvah. Evet. Bir kız var ne yapıyor? kız güzel. Ama işte konuşması iyi, hepsi iyi de kız et yemiyor. Vejeteryan.
Ya Recep, tamam. Yok Recep, yemezsin, önemli değil de. Şimdi ileriden falan konuştuk. Kocama da yedirmemciyi. Ben eti severim. Akşama kadar çalış çalış eve gelip salata mı yiyeceğim? Hakikaten çok büyük problemmiş ya. Şimdi önelemede, önelemeyi geçebildi mi peki bu? Ya işte... Et yemediği için eledin galiba onu. Yok ya, kalbini kırmadan şimdi... Peki sonra yani hayatında ne yerleşti başka? İşten ayrıldın. İşten ayrıldık. İşte kızlar var birkaç tane. Yeni iş var mı? Babam işte ikinci tur için dedi besteni ben yazacağım. Baba. Ne rap? Rap yazacakmış baba. He, dedim baba finalde yazarsın. Böylece yazmamasını garanti altına mı aldın? Babanın rap'le ilgisi yok ki. Nereden heves olmuş? Ya gururlandı işte. Dedi bu sefer birlikte yazak falan dedi. Ben de dedim işte finalde yazarsın. Sadece gururlanmamış, nasiplenmek de istemiş galiba. Yani bu şöhretler. Yeni iş buldun mu? Daha aramadım. Biraz istirahat edeyim dedim. Çünkü ben çok orada 12 saat çalıştım. Haftada 6 gün 12 saat. Onun için böyle 1-2 ay istirahat edeyim dedim. Hangi ara şişirdin kolları? Kollar zaten şişikti. Nasıl? Ya ben spora gidiyorum, vücut geliştirmesine. Yani ona vakit buluyorsun. Buluyorum da imanım gevriyor, ağırlık. Ona da az gidiyorum yani, çok fazla gitmiyorum eskisi gibi. Peki Türkiye'yi özlüyor musun? Geliyorsun değil mi şimdi? Ben her sene gelmeye çalışıyorum durum olunca. Şey, para olunca, parasız gelemeyiz tabii. Öyle. İyi ya, yeteneksizsiniz de beraber gelmiş oldun en azından. Abi teşekkür ederim ya, sizin sayenizde geziyorduk ya. Ne güzel işte ya. İzmir'e ilk defa geldim. Öyle mi? Nasıl buldun İzmir'i? Akşam geldim, gezemedim. Ama işte güzel. Gündüz buraya gelince biraz gördüm etrafı. Ne zaman dönüş? Bir gün daha kal da gez biraz. Gezmek isterim abi aslında. Ne zaman döneceksin? İstanbul'u da gezmek isterim ben. İstanbul'u hiç... İsmail, bir şehir turu ayarlayın. Tamam, gezdirsin her sene, tamam mı? Tamam, sağ ol abi. Adamın dibisin. Peki, yeteneksizsiniz de iddialısın. İlk turda 3 evet aldın. İki yıldızlı. Yıldızlıydı, evet. İlgi Hanım. Ama çok ben beklemiyordum gerçekten. Yani ama şarkın güzeldi. Sağ ol, teşekkürler. Çok güzel şarkıydı. Bugün ama tabii seyirci karar verecek. Her şey onlarda. İnşallah beğenirler ya. Bunu da sen mi yazdın? Ben yazdım. Ben sürekli ben yazıyorum hep. Tamam. Peki. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler abi. Sahnesin. Sağ ol. Adam
güneşi gördüm. Dedemin dedesinin dedesinin sözü. Nefesim daraldı açık meydanda. Talip sen ulaş bana acun Necadan. Kuzu ye piyasaya çıkıyor. Anne sütü önemli ayol. Yumuşak olunca gözlerini yumacak. Bir tavuk horoz yumurta. Ben de ne kalkırsam, yakışıklı arıyorsan ankırsam. Bizimkisi bitmiş, istemez böyle. Has, kas, biraz da göbek. Bu ne lan? Justin Bieber, annesi ağzına döktüm biber. Selam, ta 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 ta. Bay bay, ben seni çekemem, saçlarım yok ki. Ne 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 ne. Dolar, hüzün, düşler, yamuk. Ne 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 ne. Korbada tuz yok. Kız yok. Ne 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 ne. Arabamı sattım, ceketim kaldı. Teşekkürler. Evet, Mehmet için evet diyenler 1'e, yarı finale gitsin diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Evet. Var mı böyle eserlerin başka? Ben aslında bunu ikinci tura geçtikten sonra yazdım. Öyle mi? Zaten belli sözlerinden anladık. Peki. Nasıl buldun eser? Vallahi sözlerin de sahnedeki doğal halin gibi çok samimi geliyor bana. Yani çok güzel, çorbada tuz yok, bende de kız yok. Saç yok ki çekeyim falan. Araçta öyle derler. Ha, çok çok güzel. Nasıl? Maraş'ta ne derler? Torbada tuz yok, Mehmet'e kız yok. Çok çok samimi. Bir de senin rap yaparkenki yürüyüş stilini çok seviyorum ben. Böyle balerin gibi gidiyorsun böyle ufak ufak. Tatlı tatlı bir oraya buraya böyle. Yani çok güzel bir sahnede. Sahneyi doldurmaksa tamamen doldurabiliyorsun abi. Tebrik ederim. Teşekkürler abi. Ya? Ben valla son zamanlarda en beğendiğim şarkılardan biri oldu. Teşekkürler. Çünkü çok enteresan kendi tarzın, yani kendi vücut dilinle, yani o natürellik sözlere de geçiyor. Sözlerle yani çok örtüşüyorsun, yakıştırıyorsun kendine. Tabii ki doğal olarak sen yazıyorsun ama bazen olmayabiliyor da. Tabii. Yani bütün bütünlüğün içinde bir samimiyet var. O yüzden sözlerden çok o beni etkiliyor galiba. Yani, bu samimiyet. Teşekkürler. Bu önemli benim için. Yani ben Hilal'le aynı fikirdeyim. Çok dobra bir arkadaşımızsın. Kalbindekini söylüyorsun siz sürekli olarak. Ve kalbinde de iyi şeyler var. Bir tek patronunla bir problemim var. Onu inşallah çözersin diyeceğim ama geç kaldık. Çözemezsin. Nasıl çözerim? Çözemezsin artık. Evet. Ama yani sana iş mi yok? Sonuçta çalışan bir adam. Ben her türlü iş yaparım abi. Ben hiç önemli değil. Döneri satmam, yerim. Önemli değil. Nerede ekmek var ben oradayım. Tabii tabii. Yani dediğim gibi sen samimi gerçekten emekçi bir arkadaşımızsın. Şu anda yaptığın iş amatör olarak da çok üst düzeyde. Çünkü şarkı sözlerinde gerçekten güzel mizah var. Bir de sen Fransız rap orijinlisin ya aslında. Evet. Fransız rap orijinli olduğun için Türkçenin Fransız rap'e çevrilmiş versiyonu Türkçe rap'in güzel geliyor kulağa. Yani Fransız rap'in bir tonlaması farklıdır ya hani Fransızcanın. Evet. Ya Türkçenin Fransızca vurgusuyla söylenmesi rap'te kulağa hoş geliyor. Bu da senin için bir avantaj. Yani evet. Almanca rap yapan arkadaşlarımızda mesela Türkçeyi çok sert konuşuyorlar. Sen o Türkçeyi yumuşattığın için şarkı içinde güzel geliyor kulağa. Doğru mizah da yaptın. Seyirci ne takdir edecek bilmiyorum. Ben gerçekten beğendim ama. Teşekkürler abi. Evet, şimdi Mehmet'in yüzdesi geliyor. Bakalım yüzde kaç? Evet demiş Mehmet'e.
Teşekkürler. İzmir. Evet. %82 tek kelimeyle potaya girdin. Biz sana başarılar dileyelim. Bakalım yarı finale gidebilecek misin? Teşekkürler. İzmir. Teşekkür ederim.